Sanatı sinemayı yasaklayarak bir yere varamazsın Kezban yenge. Gel. Gel vazgeç ne olur. Sinemanın ruhsatını getir aç. Beni ilgilendirmez. Ama o kaseti yakacağım dürüst. Aklınca sansür uyguluyorsun öyle mi ha? Sen Angara şikayet etmezsen bana da cüracı bekle demesinler. Eceline susadı Kezban Hanım. Bindiği dalı kestiğinin hiç farkında değil. Yok ya. Bakanlığın ödül verdiği bir eserin yasaklandığı görülmüş şey değil. Hiç. Hakkımı arayacağım. Gerekirse Danıştay'a kadar gideceğim. Kezban, kahvedekiler seni şikayet etmek için imza topladılar. İstediklerini yapsınlar. Ben haklıyım, hakkımı da sonuna kadar arayacağım. Ama sana sansürcü muhtar diyorlar. Bekir'im, Cemile ile beraber İstanbul'a Kanal 7'ye gidiyoruz. Kezban yengenin köyün tek eğlencesi olan sinemayı yasakladığını Şoray Uzun Yolda'ya şikayete gidiyor. Aferin. Yakında dönerim Hamiden. Hamiden batsın. Ne bu şimdi ya? Hele bir gelsin bacaklarını kıracağım onun. Kezban istifa, Kezban istifa, Kezban istifa. Bu ne ses böyle? Ben bu olayı yargıya taşıyorum. Mahkemede görüşürüz. Mahkemeye gitmekle ölüm fermanını imzalamış oluyorsun Kezban. Evet. Siz ne derseniz deyin. Vallahi Kezban yenge haklı. Ben Kezban yengeden yanayım. Aferin elevli. Delikanlı çocukmuşsun. Dönek sen de. Sen kendine bak Simetri. Bir dakika bir dakika ya. Onun yerinde kim olsa aynını yapar. Ana. Ben de Kezban yengeden yanayım. Hacer Hanım'la görüşmek için geldim. Benimle mi? Hı. Hacer'le mi? Siz Hacer'le tanışıyor musunuz? Filmini izledim. Duyuyor musunuz beni? Ayıp olmuş, haberim yokmuş. İstersen daha da ünlü olabilirsin. Benim filmimde rol alır mısın Hacer? Ne? Kültürel faaliyetleri hangi yetkiye dayanarak yasakladınız? Hadi cevap verin. Köylü kadınları kendi menfaatiniz için çalıştırdığını söyleniyor. Ya yaptığınız da utanın ya. Kızınızın aşk filmi kariyerinizi nasıl etkileyecek Kezban Hanım? Olay yargıya intikal etti. Bu yüzden bir şey söylemiyor. Neden kaçıyorsunuz Kezban Hanım? Korunan sizi neden rahatsız ediyor? Hacer o filmde oynamadı. Yani rol filan yapmıyordu. Saffet filmi ondan habersiz çekmiş. Ne? Kızın haberi yoktu tabii. Kendi halinde hareket ediyordu. Neyse oydu. Öyle kameralar karşısında onca insanın gözü önünde şöyle yap böyle yap denildiğinde el ayağına dolanır. Kakalak gibi nereye kaçacağını bilemez. Nasıl olur ya? Nasıl habersiz çeker? Efendim kendini bu köyün kralı sanıyor. Zulmediyor. Aslı aslı kesmiyor. Bu böyle devam edemez. Ben konuşacağım. Yalan söylüyor. Ben yok öyle bir şey. Benim Türkiye ondan lazım. Korkuyor. Çocuk ben konuşacağım. Bir dakika. Bu köyde ondan izinsiz kimse adım bile atamıyor. Evet. Herkes korkuyor ondan. Ya anacığım. Ama anacığım beni Ece Ünlü yönetecek, o yönlendirecek. Geldi değil mi buraya? Geldi geldi. Güzel güzel konuştuk, bu iş olamaz dedim gitti. Ya ana sen ne yaptığının farkında mısın? Sen benim geleceğimle oynuyorsun. Ben buraya ait değilim anlamıyor musun ya? Ece Hanım hoş geldiniz. Köyümüze sefalar getirdiniz. Hiç de hoş gelmedim Saffet Bey. Hayrola? Filminizi nasıl çektiğinizi öğrendim. İnsanların özel yaşamlarını gizlice izinsiz görüntüleyip film yapma hakkını size kim verdi? Üstelik bununla yarışmaya katılarak jüriyi de aldattınız. Doğal olması için yani belgesel gibi düşünün bunu. Yaptığınız yarışma kurallarına aykırı hem de hiç etik değil. Sizi kınıyorum. Ama Allah için iyi iş çıktı değil mi? Öyle olmasa herhalde ödül vermezdiniz bana Ece Hanım. O ödülü verenler geri almasını da bilir. Komiteye bildirip ödülün iptalini talep edeceğim. Ama bu nasıl olur? İyi günler. Ece Hanım. Koluna girip yüz vermeseydin sen de. Sen Cemile ile gezerken iyi ama. Senin yüzünden dert ettim onu başıma. Sırf sana kavuşabilmek için. Bana mı? Kavuşmak için mi? Burhan. Sülbi. Sen beni hatırlıyor musun? Beni sevdiğini, her şeyi hatırlıyor musun ha? Şşşt. Kimse duymasın. Muhtar Kezban Pekmezci'nin çirkin bir komployla karşı karşıya olduğu ortaya çıktı. Bak. Ben gidiyorum. Onu anladık da nereye? Yönetmen Hanım'a. Onunla İstanbul'a gideceğim.
Hacer, ben sana artistlik işini unut demedim mi? Dedin. Dedin ama. Ee? Ana bak ben Reşit'im. Artık bana karışamazsın. Bu benim hayatım. Ve hayatımı istediğim gibi yaşamak da benim hakkım. Demek artist olmak için evden gidiyorsun öyle mi? Evet ana. Ayağıma gelen kısmeti de tepmeyeceğim. Bu benim hayatım. Sakın bana engel olmaya kalkma. Hacer, tepemin tasını attırma. Bir çarparsam bir değer çarpar. Sen sus Salim. Coş, delirdin mi kızım? Nereden çıktı şimdi bu? İyi düşün Hacer. Bak İstanbul koca bir şehir. Seni de yutabilir. Gel uyuma şeytana hadi. Ben kararımı verdim Sülbiye. Tamam. Sana gitme desem, engel olmaya çalışsam, sen nasılsa bir yolunu bulur kaçar gidersin. Tamam Hacer Hanım. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Aha kapı orada. Ya Kezban'ım ne diyorsun? Sen ona meydan dayağı çekeceğin yerde bir de kapıyı gösteriyorsun. Olacak iş mi bu? Sana susmanı söylemiştim Salim. Hadi durma. Koş yönetmenine. Hadi. Abla ne olur gitme. Sensiz ne yaparız? Ablacığım. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin olur mu? Ay ben de sen de geliyorum. Dur Acoş. Ne? Artist olmak için biraz yaşlı ve de şişman değil misin Hayruş Hanım? Ben artist olmaya gitmiyorum canım. Hacoş'un tek başına gitmesine gönlüm el vermiyor da ondan. Ayrıca Marlon Brando da Ayşegül Atik de şişmandılar. Hem de çok değerli sanatçılar canım. Ne de olsa bu zamanda kimseye güvenmeyeceksin. Ben onunla gidersem daha güvende olur. Bakarsın bir Türkan Şoray doğar. Git Hayır. Sen de git. Sülbiye, Cemal, Salim. Hepiniz gidin. Hadi güle güle. Aman ana. Artistik mi? Allah yazdıysa bozsun. Hadi Sülbiye. Hacer. Gelmedi mi? Henüz gelmedi efendim. Gelmemiş. Ay bu Şoray da kendini kara borsada mı sanıyor ne? Türkan Şoray'a gitseydik çoktan görüşmüştük. Hamidi teyze sus duyacaklar. Aman duyarlarsa duysunlar. Kız Cemile hazır buraya gelmişken Mahmut Tuncer Şov'a katılıp gönlümüzce eğlenelim. Ay stres atarız vallahi. Olmaz. Burhan'dan izin almadan televizyona çıkamam. Kız salak. O senin sözün, nikahlığın değil. İstediğini yapabilirsin. Şoray! Günaydın. Hoş geldiniz. Ay vallahi! Hoş bulduk. Şunu sana vereyim. Ahmet Bey geldi, haberiniz olsun. Ekrandaki ben daha yakışıklı. Tamam. Arabayı ön tarafa aldım ben. Olur tabii. Bir zahmet garajı alırsınız. Hadi yanına gidelim. Şoray! Sen nasıl oldun? Gülüm nasıl oldun? İyiyim, iyiyim çok şükür. Hamide teyze bu ne samimiyet? Sus kızım, benim manevi oğlum. Sana Kezban yengeyi şikayete geldim Şoray oğlum. Alt tarafı bir muhtar ama köydeki sinemayı yasakladı. Sanat ve kültür düşmanı. Hadi Şoraycığım uzun yola çıkalım. Kezban'ın hakkından ancak sen gelirsin. Şu Esence muhtarı Kezban yengeden mi bahsediyorsunuz? Tam üstüne bastın. Basmışken iyice ezle ondan kurtulalım. Ama nasıl olur? Haberlerde örnek bir muhtar olarak lanse edildi. Yani kusura bakmayın ama memleketi ve köyü için bu kadar canla başla çalışan, dürüst, namuslu bir muhtardan bu şekilde söz etmenizi men ederim. Boşa ne dememişler zaten meyve veren ağaç taşlanır diye. Görüşürüz Ferdi, yukarıdayım. Görüşürüz, tamam. Yürü kız. Şorayı Uğur Dündar'a şikayete gidiyoruz, yürü. Ama hadi. Hadi teyze. Kezban'ım bu kadar üzme kendini. Hayruş yanında nasıl olsa. Babam doğru söylüyor ana. Korkulacak bir şey yok. Bir bakarsın Türkiye'nin en iyi oyuncusu olur çıkar ha. Şans mı hiç belli olmaz. Şöhret farklıdır kızım. Kızın ayağı uzaktan göründüğü gibi değil. Hacer'in kılına zarar gelse ben yaşayamam, ölürüm. Ağzından yel alsın Kezban'ım. Göreceksin, hiçbir şey olmayacak. Ablam artist olur.
olunca bir yavşar kadar zengin olacak mı abla? Ben de birinci artist alacağım. Evet, sus Kemal. Ne biçim konuşuyorsun sen? Ya sen de bir şey olmamı istemiyorsun. Sihirbaz olacağım dedim, bırakmadın. Artist olacağım dedim, yine bırakmıyorsun. Peki ne olacağım? Sen ananın kuzusun. Bu sana yetmiyor mu yavrum? Ama ben kuzu olmak istemiyorum. Ah güzel oğlum benim. Teyze hoş. Oh, yapacak bir şey yok. Yönetmen İstanbul'a gitmiş işte. Keşke evden çıkmadan önce ona telefon etseydik. Bunca yolu boşuna geldik. Teyze. Hı. Telefonun yanında mı? Yanımda görüyorsun işte, ne olacak? Ben de yönetmenin telefon numarası var. Onu bir arayalım mı? Hı. Al. Bana bak, uzun konuşursan faturayı sana ödetirim, haberin olsun küçük hanım. Cık cık yok. Alo. İyi akşamlar. Ece Hanım'la mı görüşüyorum? Ben Hacer. Esenca köyünden. Hani Deliyim Seviyorum da oynayan kız. Evet evet benim. Nasılsınız? Şşt, hadi kızım be, çok yazıyor. Ay, bir dakika teyze ya. Para para. Şşt, niye susacakmışım? Bir dakika. Biz şu an kaldığınız otelin önündeyiz. Bize gittiğinizi söylediler de. Kızım uzatma, sana konuya gir. Ha bir dakika. Kızıyor kızım para. Ben kararımı verdim. Çekeceğiniz filmde oynamak istiyorum. Ha. Ne? Ya öyle mi? Peki kusura bakmayın, rahatsız ettim. Ne oldu Acur? Benim yerime başkasıyla anlaşmışlar. Tüh. Üzülme. Artistlik sevdamız buraya kadarmış. Ben ne yapacağım şimdi? Şimdi eve gidiyoruz şekerim. Allah o kez başın şehrinden korusun biz. Yürü yavrum hadi. Saffet'in bu kadar öntek olduğunu bilmiyordum. İnsan Kezban yengeden korkup köyden kaçar mı? He? Korktuğundan değil baba. Hacer'e yaptığın haksızlık olduğunu anladığı için gitti. Yok yok, bu çocuk hiç bize çekmemiş. Ya sen bırak Saffet'i de, anam ne olacak onu söyle. Bak bugün de gelmedi. Karakola gidip haber mi versek? Keşke onu kaçırsalar da ondan temeli vurtulsak. Yok. Sözün Cemile de onunla. Baba. Ben Cemile'yi çok mu seviyordum? Kim? Sen? Hem de çok. Seni onunla evlendirmedik diye 7 defa intihar ettin. 8 kere evden kaçtın. Aylarca açlık grevi yaptın. Az kaldı ölüyordun. Yalandan kim ölmüş? Bir şey mi dedin Burhan Hanım? Şey baba, dedim ki bizimki de ne aşkmış. He, sizin aşkınız tarihe geçecek bir aşk. Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, Burhan ile Cemile. Tabii. Ne oldu ayol, niye durdun? Ben eve gitmekten vazgeçtim teyze. Aa, neden? İstanbul'a gideceğim. Oradaki kast ajanslara kaydımı yaptıracağım. Bakarsın artist olurum, ne dersin? Hayır derim canım. Yönetmen Ece Hanım'ı bulsaydık belki olurdu. Ama kast ajansla mast ajansla bu işler olmaz canım. Televizyonda görmüştüm. Birkaç ünlü oyuncu böyle keşfedilmişti. Ne olursun teyze hoş. Şansımı denememe yardım et. Ne olur ne olursun. Havada bulut, sen bu artistlik işini unut. Hadi bakalım eve gidelim. Fazla meraklandırmayalım. Annen üzüntüden mahvolmuştur. Ya teyze hoş ne olur. Yürü. Hadi. Bir şeyler yapmalıyım. Bir şeyler yapmalıyım ama ne? Ulan deli, bana bir akıl ver çabuk. Salak herifli. Ben de akıllı olsaydı köyün delisi olur muydum hiç? Konuşma lan.
Buranın hafızası yerine gelmeden Sülbiye'yle evlenmenin bir yolunu bulmalıyım. Ama nasıl ya? Lan deli, sen bir saattir ne yazıyorsun öyle? Senaryo. Hah, rejissörümüz vardı, şimdi senaristimiz de çıktı. Köy köy değil, Hollywood mübarek ya. Lan deli, yoksa Hacer'le olan aşkının senaryosunu mu yazıyorsun lan? Yok yok, ben de Safet gibi yapıyorum. Seyrettiğim filmden hikayelerini tek tek yazıyorum. Ne olacak sonra? Hani başımız sıkışınca Safet'e gidip bize uygun bir senaryo ver diye yalvarıyorduk ya. Artık ona gitmeyeceğim. Doktor Emre'yi Hacer'den uzaklaştırmak için kendi senaryomu kendim yazacağım. Nasıl? Satılık koca. Bu ne lan? Filmin adı. Onu anladık lan oğlum, onu biliyoruz. Bak şimdi Afne. Fatma Girik'e büyük bir miras kalıyor. Bu mirası bir tek şartla alabilecek. Neymiş o? Evlenmesi durumunda mirasa konacak. Satılık bir koca arıyor. O koca da kim? Koca da kim? Cüneyt Arkın. Recep. Şimdi Fatma Girik evlenmezse o mirası alamayacak mı? Hayır. Hayır. Alamayacak. Bak şimdi Afne. Sen buradan girersin. Ya. Buradan da böyle geçersin. Ya. Burhancığım, hafızanda herhangi bir değişiklik olmadı mı daha? Geçmişle ilgili en küçük bir şey hatırlamıyorum Simetri abi. Vallahi böyle hepimiz için daha iyi. Ne demişler? Geçmişe mazi derler, geleceğe gazi. Geçmişini hatırlayıp denecek değil mi? Olur mu hiç Bekir? Aa. Geçmişi bilmeyen geleceğe yön veremez. Yapma ya. Yani. Selamun aleyküm beyler. Aleykümselam. Avni Bey'e bakmıştım. Birazdan gelir, niye soruyorsun? Ona bir mektubum vardı da. Bekle, neredeyse gelir. Ama benim acil işlerim var, gideceğim. Veririz, veririz, bırak bana, ben birinci azay, ver. Tamam. Bana bak, kafa kağıdı bana sormayacak mı? Yok, gerek yok. Hadi iyi günler. İyi günler. Kimden gelmiş? Bilmiyorum ki, üstünde yazmıyor. Ana ne olur beni affet. Lütfen beni affet. Anacığım. Hadi be ana. Bana ana deyip durma. Ana ne olur. Benim senin gibi kızım yok artık. Ne olursun. Anacığım ne olursun benim lütfen. Benim senin gibi kızım yok artık. Bana ana deyip durma. Ne olur. Ne olur. Sen de kapı git. Hayruş. Ana. Deli mi ne ya? Ana ver elini öpeyim. Vallahi billahi bir cahillik ettim. Bir daha yapmayacağım. Söz veriyorum. Ne olursun. Anacığım ne olur. Çekil. Kırma onu ana. Ana ne olur. Senin kafanı kırmamı istemiyorsan kapa çeneni Sülbiye. Ben ne dedim ki? Ana. Sen. Ana ne olur. Ana ne olursun. Hadi. Ana lütfen. Ana. Kızım sen anasın. Affet gitsin. Hadi. Bana bak. Ağzına bir daha artist lafı almayacağına söz ver bakayım. Söz. Anacığım. Ay. Ay. Dur. Dur. Doğru tarla. Hadi. Ama ana ya. Hadi dedim. Dur. Baş. Ya nerede kaldı bu Avni? Can çumağı hazırla. Aha, Avni geliyor. Selamünaleyküm. Selam. Avni, mektubum var ha.
Bakıyorum da postacı olmuşsun Bekir amca. Oğlum, babamla doğru konuş yoksa seni var ya çok kötü yaparım. Yoksa ne lan? Ha, çocuklar ne? Yapmayın. Ulan kavga etmek yakışıyor mu size? Kaç yaşında adamlarsınız ya? Vallahi ben 25 yaşındayım. Ama bu hafızayı kaybettiği için kaç yaşında olduğunu da hatırlamıyordur zavallı. Ben oğlumun kaç yaşında olduğunu hatırlıyorum. Yok ya. He. Ya abini okusana şunu. Belki mühim bir şey var içinde. Okuyalım. Oku. Oku oku. Aa, Sayın Avni Bey diye gelmiş. Geleceğim. Aç hadi. E hadi. Neymiş? Hadi. Allah! Zengin oldum, zengin oldum. Yurt dışındaki alamdan bana miras kalmış. Yaşasın be, yaşasın. Oğlum ya. Delirdi. Dur, dur kendimi. Yaşasın be. Oğlum. Dur, yaşasın be. Dur, köyümü çok özlemişim. Ay nesini özledin Cemile? Tezek kokusunu mu yoksa köyün tozlu çamurlu yollarını mı? Bekir'im beni dinlese bu köy yerinde bir saniye durmaz İstanbul'a taşınırdım. E benim gibi asil kadınların yeri orası. Hamide teyze kahvenin önünden geçelim mi? Bakarsın Burhan'ım oradadır. Burhan'ım ya sörf yapıyordur ya da tenis oynuyordur. Ya Cemile arada sırada salak olmak zorunda mısın yani? Burhan kahveden başka nerede olabilir? Erkeklerin gidecek başka yeri mi var sanki? Oo Hamide teyze, Şoray Uzun nerede? Hani anama ona şikayete gitmiştin ya. Cemile, şu küçük hanıma söyle, muhatabım değildir. Ben ne de olsa İstanbul görmüş gerçek bir hanımefendiyim. Pardon, sen bir İstanbul gördün diye hanımefendi mi oldun şimdi? Evet oldum. Ayrıca ben İstanbul'a Şoray'ı görmeye gitmedim. Picasso'nun sergisini gezmeye gittim. Tabii Picasso diye birini tanıyorsan. Ama biz Picasso'yu görmedik ki Hamide teyze. Yoksa Şoray'ın yanındaki kameramanın adı Picasso muydu? Ay her şeye burnunu sokmak zorunda mısın sen? Cemile seni kutlarım. Kendin gibi cahil bir aileye gelin gitmişsin. Tebrik ederim salak. Avni, bu kadar parayı ne yapacaksın ha? Bakarız. Lan Avni, sende de amma şans var lan. Bu kadar paradan sonra köyde de kalmazsın artık. Hele parayı alayım da ona da bakarız. İlk otobüsle İstanbul'a gitsene. Paralar seni bekliyor ya. Bir pürüz var Simetra abi. Neymiş o? Halam şart koşmuş. Mirası alabilmem için evli olmam lazımmış. Sen de evlen o zaman. Allah Allah. Sergi de laf yani. Bunca parası olan birine hangi kız hayır de? Al işte. Ya her kızla da evlenilmez ki canım. Ayakkabı almıyorsun ki artık yenisini alasın. Evlilik bu. İnceleyip sık dokumak lazım. Öyle der mi? Evet. Sen ne diyorsun abi ya? Hafızan yerinde olsa anlatacağım. Ama lakin bu halinle... Anlatsam da anlamazsın çünkü gerizekalısın. Ayıp oluyor abi. Bekir'im, Bekir'im. Al işte anan da geliyor. Biz geldik. Al işte. Beni çok mu özledin? Burnunda tütüyor mu? Manyak mısın? Ne diyorsun be? Merhaba Burhan. Lan Burhan. Belki hatırlamazsın, hatırlatayım. Bak, bu biricik anan Hamide. Bu da biricik sözün Cemile. Evet. Sana sana kız sözüne. Hamdi kaşırma lan. Merhaba Burhan. Bekir'im. Uzun yoldan geldik. Hadi bize bir yorgunluk kahvesi söyle de içelim. Ana kahvede oturmayı düşünmüyorsun değil mi? Cahil oğlum. Artık bu zamanda kadın erkek ayrımı mı kaldı? İstanbul'da kahveye gittik. Erkeklerle kadınlar aynı kahvede oturuyorlar. Öğren bunları. Yok ya. Hamide. Ya. Benim öğrenmem gereken bir şey daha var. Hı? Ne? Mesela bir kadının önce ayakları, bacakları, bunu mu kadar? Şuraya bak ya. Kalk kız kalk. Allah yarabbim. Al işte. Arkadaşlar buradan ne anlıyoruz? Demek ki evlilikten evliliğe fark var.
Al işte bunlarınki de evlilik. Allah şimdi ver bakalım. Yürü. Yürü. Al. Allah Allah. Acarım. 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 Aa Ercan, kaç zamandır nerelerdeydin? Ben seni çok özledim. Beni çok mu özledin Hacarım? Ya ya. Bu sende kalsın Hacarım. Özledikçe bakarsın. Çok yakışıklı çıkmışsın değil mi? Saçımı yandan ayırmıştım. Aa sen bu resimde tıpkı Tarık Akan'a benzemişsin. Aşk olsun Hacarım. Ben de bugün artistim. Tarık Akan yaşlandığına göre Tarık Akan sana benziyor diyecektin değil mi? Evet. Ercep, benim şimdi biraz işim var. Hı? Sen tarlaya git, benim yerime çapala. Ben sonra geleceğim, tamam mı? Sen yeter ki Emret, acarım. İyi hadi. Acarım, acarım. Resmi almadın. Al. Sen nereye gidiyorsun? İşim var Ercep. Bir saate kadar yanına gelirim. Hadi canım, hadi canım. Hadi, hadi bakalım, hadi. Hadi bakayım. Acarım bana canım dedi. Acarım, beni canın kadar seviyor mu? Hadi canım, sen git biz bunları sonra oturup konuşuruz. Hadi canım benim, hadi. Hadi. Acarım. Heh. Ben de Saffet gibi senaryo yazıyorum. Senaryoya sıkışırsa, şşşt. Ha, canım bir o eksikti zaten. Ama bunu aşkımız için yapıyorum Acarım. Anan seni bana vermezse... O zaman filmlerdekini uygularsın. Ay tamam Ercep, hadi sen git de ben sonra yanına gelirim. Aa hadi. Tamam tamam. Teşekkür ederim. Senin ne işin var burada? Rahatsız ettiysem gidebilirim. Yanlış anladın. Ben seni İstanbul'a gitti zannediyordum. Gitmedim. Yönetmen başkasını bulmuş. Ya üzüldüm bak. Aman be Emre. Ben kim artist olmak kim? Böylesi daha iyi oldu. Gel şöyle konuşalım hadi. Basaldınız! Senin ne işin var burada? Tessip ederim Hacer. Demek beni doktorla aldatıyordun. Ağzından çıkanı kulağım duyuyor mu senin? Ay sen ona uyma Emre. Ben onu şimdi yollarım. Sen çekil bakayım şuradan. Çekil. Hadi. Beni hiçbir güç buradan götüremez Hacer'im. Ya buradan cesedim çıkar ya da seninle birlikte giderim. Bu yaptığın çok ayıp Ercep. Bey. Ercep Bey. Bana Ercep Bey diyeceksin doktor bey. Karşında koskoca bir aktör var. Ya... Şakir'i dağırın. Ben sana tarlaya git demedim mi? Dedin. Öyleyse burada ne işin var? Ayaklarım beni buraya sürükledi Hacer'im. Ne de olsa yüreğimin sesine kulak veriyorlar. Git. Git git. Git git. Hacer'ime git. Git git. Sus. Bana ne bundan? Niye okutuyorsun bunu bana? Öyle deme Kezban yenge. Bana dünyanın parası kalmış. Güle güle herde. Senin parandan bana ne? Ya Kezban yenge okumadın galiba. Bak ne yazıyor. Bu parayı alabilmem için evli olmam gerekiyormuş. Sen de evlen o zaman, seni tutan mı var? Sen he desen ben bir saat içinde evlenirim. Sen yeter ki bana Sülbiye'yi ver. Şimdi anlıyorum. Sen buraya Sülbiye'yle evlenmek için geldin değil mi? Artık çok zenginim Kezban yenge. Sülbiye'yle evlenirsem bir eli yağda bir eli balda olur. Anne... Kızımın seni istemediğini biliyorum. Bak Kezban yenge. Sülbiye'nin Buran'ı sevdiğini biliyorum. Ama o Cemile'yle sözdü. Evlenmeleri an meselesi. Yani diyeceğim şu ki Buran'dan ona artık fayda gelmez. Bunu ben de söyleyeyim ama dinleyen kim? Sülbiye'yle evlenir evlenmez parayı alacağım. Söz veriyorum, elime para geçer geçmez yapacağım ilk şey okulu tamamlamak olacak. Sen şimdi bana rüşvet mi teklif ediyorsun? Olur mu öyle şey Kezban yenge? Bu köy benim de köyüm. Bir okul yapılmasına yardım etmişim. Çok mu yani? Bak abi, okula yardım etmek istemen çok güzel bir şey. Hı. Ama Sülbiye ile evlenmene ben karar veremem. Ona sormam lazım. Bakalım ne diyecek? Ne yani? Sen anası değil misin? Kızını istediğine verirsin. Kime ne? Tamam abin tamam. Hadi sen şimdi git. Ben Sülbiye ile konuşursan haber veririm hadi.
Öpeyim Kezban yengeciğim. Ya. Hadi gel ya. Geçesin. Çay için teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hacerim, çayımızı içip gidelim mi? Ha? Hadi. Aa, sen git, ben sonra gelirim. Olmaz. Anca beraber, kanca beraber. Ya benim doktorla konuşacaklarım var. Siz birbirinizi seviyorsunuz değil mi? Hoppala Ercep, bunu da nereden çıkardın şimdi? Hadi hadi, birbirinize aşık olduğunuzu bal gibi biliyorum. Benden saklamanıza gerek yok. Sen neler saçmalıyorsun? Hadi Ercep, çayını içtiğine göre kalk git hadi. Hadi. Hadi gel. Olmaz. Ya birbirinizi sevdiğinizi söylersiniz ya da gitmem. Ay şimdi düşün, bayılacağım ya. Tamam Ercep, senin dediğin gibi olsun. Olmaz. Hacer'imi sevdiğini itiraf et, yoksa gitmem. Eğer birbirinizi gerçekten seviyorsanız aranızdan çekilirim. Hacer'imi bir de asla rahatsız etmem. Şimdi söyle bakalım, onu seviyor mu, sevmiyor mu? Tamam Ercan, tamam. Hacer'i seviyorum. Hem de çok seviyorum. Hadi, hadi gel. Emre? Emre sen ne dedin? Hiç, gitsin diye öyle söyledim. Seni seviyorum demeseydim, delinin gideceği yoktu işte, görmedin mi? Kusura bakma, böyle demeye mecbur kaldım. Ya. Ay! Hacer'imi nasıl seversin? Ne yapıyorsun? Öldüreceğim seni. Ne oluyor? Hacer'im yalnız benim de. Çabuk söylediklerini gene al. Bana bak. Ercep! Emre sen gidesin diye öyle söyledi. Onun beni sevdiği falan yok. Esah mı diyorsun Hacer? Sülbe ekmeği uzatıver kızım. Al ana. Gücü yetmez. Anne resmi işlemleri bitirip parasını cebine koyunca okulu bitireceğiz inşallah. Sınıflardan birine de onun adını verirsin artık. Tabii canım. Mesela Gönlü Bol Avni. Hadi yesin vallahi oğlum. Vallahi sofraya oturduğumuzdan beri Avni Avni. Yeter ayol. İşler bırakmadınız insanda. Senin için daha iyi ya. Madem bunun alası güzel, bu güzel kadar zenginmiş, sağlığında niye yardım etmemiş Avni'ye? O kadarını bilmiyorum artık. Benim bildiğim şu anda Harun kadar zengin oldu. Yaşadın abla. Balayında dünya turuna çıkarsınız artık. Sana böyle bir çarparsam tavandan çıkarsın, bücür. Bağırma kardeşine kızım. Onunla balayına çıkacağıma yerin dibine girerim daha iyi. Ya. Kafanı çalıştır kızım. Köy yerinde ondan zengin erkek var mı? Ya ona kaç kere söyleyeceğim, benim parada pulda gözüm yok. Kız haklı. Parayla saadet olmaz. Avni'yle hiç olmaz. Hiç. Bana bakaymış. Kızımın aklını çelme. Senin gibi evde mi kalsın? He? Ben halimden memnunum canım. Ondan Simetri'yle evlenmek için can atıyorsun değil mi? Kızım, yalnızlık Allah'a mahsus. Talibin varken evlenip çoluk çocuğa karış. Yarın çok geç olabilir. Hiç acelem yok ana. Aklın hala o sepsicide değil mi? Onun kendine hayrı yok kızım. Sana nasıl olsun? Ah garibim, geçmişinden bir haber. Seni hatırlamıyor bile. Taktılar yüzüğü parmağına, Cemile ile evlendiriyorlar. Ana. He. Peki ya bir gün aklı başına gelir de hatırlarsa? Ben ona yine unutturmasını bilirim. Ay evelallah. Hadi başlayacaksak başlayalım. İçime fenalık geldi ya. Dur ya, hatırlamaya çalışıyorum. Bana bak, doğru söyle. Yoksa bu oyunu bilmiyor musun? Bilmesem sana öğreteceğim der miydim? Öğret o zaman. Bak şimdi, satranç zeka oyunudur. Beyin jimnastiğidir yani. Onu anladık. Kuralı kaidesi ne? Onu anlat ilk önce. Birinci kural. Elini şakağına koyup uzun uzun düşünmek. Tamam koyduk. Neyi düşüneceğiz? Ben Hayruş Hanım'ı düşüneceğim. Sen de aklına gelen bir şeyleri düşün işte. Hadi be.
Nereye? Git işine Allah aşkına. İyi akşamlar beyler. İyi akşamlar. Hadi iyisiniz, iyisiniz. Kaynanamış seviyor mu sizi? Akşam yemeğiniz benden. Hadi be. Hadi buyurun. Fuka abi içecekler de benden. Kola ayra ne içerlerse ver. Keşke her zengin senin gibi eli açık olsa. Senin sayende ben de zengin olacağım. Etrafındakilerle paylaşmadıktan sonra ne işe yarar zenginlik söyler misiniz? Bravo. Yeyin için arkadaşlar. Ye ye. İyi de bana bak. Bu gidişle sen sermayeyi kediye yüklersin söylemedi deme. Metre abi, para bildiğin gibi değil, çok büyük. Yemekle bitmiyor vallahi ya. Vallahi diyor sana. Şu benim elektrik faturasını ödesen eksilmez değil mi? Öderim ama bir şartla. Bundan Kezban Yenge'ye bahsedersen. Tamam. İyi. Benim telefon faturamı yatırırsan bütün köye duyururum vallahi. İyi be sen de ver, tamam. Abni, oldu olacak benim şu reçeteyi de al. Malum ilaçlarım biraz pahalı da. Ama Hayruş'un sülbiye üzerindeki etkisini düşününce çok ucuz. Yandın oğlum Avni. Neyse, kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Koy cebine. İyi be Simet abi, tamam ver. Koy. Onu koy. Da hallederiz. Sok kolay. Cebine. Tamam tamam. İşte benim can, gel. Burası da benim parkım bak. Ya kadın nereden senin oluyor? Tapusunu mu aldın he? Ay hep gördüm oraları. Gezdim, dolaştım. Bak. Şu güvercine yem verdim ben. Saçmalama, daha yemi hazırla. Çabuk yürü. İstanbul'da bazı lokantalarda self servis diye bir şey var Bekir'im. Herkes kendi yemeğini kendi alıyor, oturuyor, yiyor. Ne yapalım yani he? Siz de o İstanbullular gibi kalkın yemeğinizi kendiniz alın. Aklımı oynatacağım ya. İstanbul'dan başka laf yok. Ya o aptal kız gelseydi bari. En azından sofrayı kurardı. He. Cemile mi? He. Kolay kolay gelemez. Trafiğe takılmıştır şimdi. Ana köy yerinde ne trafiği olacak? Ay ağız alışkanlığı işte. İstanbul'da en çok konuşulan laf bu da. Hay sen İstanbul'a hadi. Bir kere orayı gördükten sonra burada nasıl yaşayacağım bilmem valla. Ne alışveriş merkezi var, ne eğlence merkezi var. He. Tımaran diyor ki seni yatıralım, değil mi kadın? İstanbul oldum ya, beni çekemiyorsun değil mi Bekir'im? Kıskançlığından çatlıyor. Bu geçtiğim köprü benim. Baharı bekleyen kumrular gibi sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerim havada, gözlerim yolda. Bir tanrıyı bir de beni sakın unutma. Sen de beni bekle, sakın unutma. Ne talihsiz başım varmış benim ya. Ay, bu laf da senin sloganın oldu Sülbiş Hanım. Durup durup aynı şeyi söylüyorsun be kızım. Ne diyeyim teyze? Bütün dertler beni buluyor diye kendimi şanslı mı ilan edeyim? Kızım, şans gökten zembille inmez. İnsanın şansını kendisinin yaratması lazım. He. Avni çok çalıştı, çabaladı da öyle zengin oldu değil mi? Ay, sen beni düzeltmeyi bırak da bu durumdan nasıl kurtulacağını düşün. Düşünüyorum, düşünüyorum. İşin içinden çıkamıyorum. Kez boşa söyle. Burhan hafızasına kavuştu. Sana kendini sevdirmek için numara yapıyordu de. Olur. Anam da sen kim, beni aldatmak kim diye Burhan'ı kovalasın. Doğru. Kandırıldığını anlayınca iyice garez olur çocuğa. Keşke doğruyu söyleseydik. Ama iş işten geçti artık. Ya. Yalancılık böyle kötü bir şey işte. Mesaj vereceğini biraz da akıl versene teyze. Ya ben ne yapacağım şimdi? Bilmiyorum. Ay Simoş'a mı akıl danışsak acaba? Aman aman kalsın. Yarım aklı var zaten, onu da biz almayalım. Teessüf ederim Sülbiş. Bazen düşünüyorum da başına gelenler müstehak sana canım. Baharı bekleyen kumrular gibi sen de beni bekle, sakın unutma. Canını yerim kız senin. Şaka yaptım. Teyze hoşuna darıldın mı yoksa? Ah.
Günaydın Salim amca. Günaydın, günaydın. Nereye bakıyorsun öyle? Bakkallar satılıkmış da. Bu da satılık. Anladım. Niye o kadar şaşırdın ki? İşi bilmiyordu adam, batırdı. Bilmeyecek ne var ya? Alıyorsun, satıyorsun. Alıyorsun, satıyorsun. Hesabını bildikten sonra çocuk oyuncağı bu iş. Tabii canım. Herkes senin gibi zeki ve yetenekli değil Salim amca. Zorlanıyorlar işte ya. Peki sence ben bakkal olabilir miyim? Bakkal da olursun kayınpeder de. Yakışır sana. Dur ya şimdi heveslendirme beni. Kanıma girme. Heveslendirmiyorum ben seni Salim amca. Yüreklendiriyorum. İçinde gizli kalmış cevheri ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Sen güçlü, kuvvetli, azimli, kararlı, tuttuğunu koparan bir adamsın. Vay be, ben neymişim de haberim yokmuş benim. Tabii ya, tam benim kayınpederim olacak adamsın valla. Ver Salim amca elini öpeceğim, ya ver. Dur ya, dur, Allah'ını dur, dur ya, dur, dur. Bakkalı konuşuyorduk şimdi. Acaba ne kadar isterler bunlar? Gel bir soralım Salim amca. Ya alacak para olmadıktan sonra niye sorayım ya? Paraya niye dert ediyorsun Salim amca? Senin kapı gibi damadın var karşında. Denizde kum, bende para. Bana ne senin parandan? Bak şimdi ayıp ettin Salim amca. Benim param senin paran. Aramızda ayrı gayrı yok. Gel bir konuşalım şu işi. Yok gelmeyeyim. Hadi ya gel dur. Çekinme. Ya dur. Çekinme Salim amca. Ya ilerletmen gir içeri işte ya. Bir soracağız. Bırak, hadi lütfen. Sana. Bırak. Allah'ım yarabbim. Yaktın beni babam. Hepsi senin yüzünden. Ne yaptıysam ikimiz için yaptım Sülviye Hanım. Saffet'in aklına uyup yalanlar söylemeseydin, gitmeseydin o kaza olmayacaktı. Hafızanı bir kaybedip bir bulmayacaktın. Cemile ile sözlenmek zorunda kalmayacaktın. Aramada numara yapmak zorunda kalmayacaktın. Hepsini hatırlıyorum Sülviye Hanım. Tekrar tekrar söylemene gerek yok. Anladığım kadarıyla durumu düzeltmek için bir planın da yok. Sana kavuşmak için plan değil Sülviye. Para lazım, para. O da bende yok. Avni de servete konacak zamanı buldu. Tam da annenin gözüne girmek üzereydim. Anam onu kandırdığını öğrenirse gözünü oyar senin. Çok pişmanım Sülbiye. Başka çarem yoktu. Son pişmanlık fayda etmezmiş Burhan. Bak işler iyice sarpa sardı. Ne yapacağız Sülbiye? Bilmiyorum. Ama anam buluştuğumuzu duyarsa ne yapar onu çok iyi biliyorum. Ben gidiyorum. Paket servisi. Emre. Paket servisi. Ay, ödümü patlattın ya. Korktuğunu anladım da çıktım. Yoksa daha fazla sürdürmek vardı bunu ama. Ne var bunun içinde? Hep sen bana yemek getirecek değilsin ya. Bugün de ben sana getirdim. Ay ne zahmet ettin, teşekkür ederim. Kendi ellerimle yaptım. Carbonara. Ne? İtalyan yemeği. Krema soslu makarna. Ay ben bayılırım İtalyan mutfağına. Ne güzel oldu böyle piknik gibi. Ben de öyle düşünmüştüm. Kalbimiz birmiş. Ay. Bunu da düşünmüştüm. Yani aklıma gelmişti. Hay Allah ben çok sakarım ya. Bütün emeğim boşuna gitti, çok özür dilerim. Üzülme. Başka zaman yine yaparım ama sen yine dökersin. Ya alay etme ya. Ne olacak şimdi? İkimiz de aç kaldık. Benim yanımda ekmeğim var. Domates, soğan da alırım ben tarlada. Allah ne verdiyse yarısı. Benim daha iyi bir fikrim var. Deniz kenarında çok güzel bir yer biliyorum. Gidip orada yiyelim. Olur ama benim kıyafetim oralara uygun değil ki. Takıldığın şeye bak. Hadi gidelim. Ufuk, Simetrik'in nesi var? Kendi kendine satranç oynuyor. Kendi kendine oynanır mı ya? Dur takılayım şuna. Aman gözünü seveyim iyileşme. Akşamdan beri kafamı dinliyorum. Çocuk hafızasıyla birlikte nezaketi de unuttu. Burhan! Selam vermek yok mu? Selam.
Aman lütfettin. Söylemesek aklına gelmeyecek. Üf. Bu Burhan var ya, bu Burhan. Eskiden acayip satranç oynardı. Kasabanın Kasparov'u derlerdi buna. Ya. Burhancığım. Şöyle gelir misin biraz? Gel gel gel. Geç öyle. Geç çabuk çabuk. Geç öyle. Hadi çabuk hatırla ve ilk hamleni yap Burhan. Ne? Bu senin hafızanı yerine getirecek Burhan. Bu taşlar hatırlatacak sana her şeyi. Ben hatırlatacağım. Bundan sonra benim misyonum bu. Hadi. Cümleten selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Senin hafızan. Aleyküm selam. Buyur babacığım, buyur. Hadi Burhan. Sağ olun. Yap hamleni. Düşün, düşün ve hatırla. Arkadaşlar. Salim amcanın size güzel bir haberi var. Yine Sülbiye ile söz mü kestiniz yoksa? O da olacak inşallah. Ama daha önce... Neyse ya, Salim amca sen söyle. Artık sizin gibi kahvede pineklemekten kurtuluyorum. Evet. Ben de iş güç sahibi oluyorum. Bu yaşta seni kim işe aldı? Al işte. Hiç kimse. Kendi kendimin patronu oluyorum Simetri Efendi. Bakkal dükkanı açıyorum. Hangi parayla? Ne demek hangi parayla? Ben ne güne duruyorum burada? Şimdilik bakkalla başlarız. Sonra süper, hiper, mega tüm marketler açarım ben babama. Vay, iyi yatırım Avni. Bugün bakkal dükkanı için Salim'e verilen sermaye yarın sana beyaz gelinlikli bir genç kız olarak geri dönecek ha? Kısmetse o da olur. İtirazın mı var Simetrik? hadi Burhan, hadi. Bu hamle ne olacak? Hamleyi ona ben yaptım. Pupuk abi, iki tane çay ver de müstakbel kayınpederimle fizibilite çalışması yapalım. Yapalım, yapalım. Babacığım. Bacana! Bacana! Hacer'imi gördün mü? Görmedim Ercep. Eve gittim, teyzesine sordum, yok dedi. Tarlaya gittim, gelinciklere sordum, yok dediler. Muhtarlığa gittim, Kezban yengeye sordum. Hazal dedi. Hiçbir yerde bulamadım Hacer'imi. Bir de sağlık ocağına baksaydın Ercep'cim. Baktım. Orada da yok. Doktora sormadın mı? Doktor yoktu ki sorayım. Ama Hacer'im yok. Doktor yok. Ben de o doktora gününü gösteririm. Doktor! Doktor! Doktor diyor. Başka da bir şey bu gidişte demiyor. Ben de bunun gibi olacağım. Zaten biz ailecek hep buraya geliriz. Haftada 2-3 gece falan mutlaka dışarıda yeriz biz. Çok iyi ya. Balık da enfes. Ya of. Oh. Sen şimdi bana ne kaba adam diyorsun değil mi? Estağfurullah canım, olur mu öyle şey? Ama balığın tadı böyle çıkar. Afiyet olsun. Ne oldu? Hiç, bakıyorum öyle. Niye? Güzele bakmak sevaptır. Ya güldürmek için söylemedim. Sen gerçekten güzel bir kızsın.
Teşekkür ederim. Ama yemek yemezsen zayıflayıp çirkinleşirsin. Çatalı bıçağı bırakıp rahat rahat yer misin? Ay, ben balığa elimi süremem ki. Aç bakalım ağzını. Nefis değil mi? Bence buraya hep gelin. Yarın ikinci teneffüste sihirbazlık gösterisi yapacağım. Biletler 1 lira. Ona göre para alın yanınıza. Aç bakalım. Aa! Ne oldu Cemal? Zengin oldum, zengin. Bacana! 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 Git başımdan Ercep ya. Bana para lazım Bacana, para. Oğlum ne parası ya? Ne parası olur mu? Motoruma benzin almam lazım. Ya git başımdan Ercep ya. Zaten kafam bozuk. Ya bilmez miyim, benim de kafam bozuk. Allah kimsenin başına vermesin. Bak şimdi. Hacer'im var ya, benim Hacer'im. Sen hatırlamıyorsun ama senin bir sevdiğin vardı, Sülbiye. Onun kardeşi de benim Hacer'im. Doktora gönül verdi. Onu geri alabilmek için sen de bana akıl vermen lazım. Oğlum benim aklım olsa zaten ben kendim çözerim lan bunları. Ya para lazım diyorum. Anlamıyor musun? Kime diyorum? Ya git abinden işte. Onda para ne gezer? Sen haberi duymadın galiba. Ya ne haberi? Abi zengin oldu oğlum, duymadın mı? Halasından miras kaldı ona. Aman! Fırsatçı Apni! Fırsatçı mı? Ne diyorsun sen Ercep ya? Bazı filmlerin gerçeğin aynısı olduğunu biliyorum. Oğlum ne alakası var ya? Sen de saffet kesildin başıma ha. Bak şimdi Bacana, ben de artık ileride lazım olur diye seyrettiğim filmlerin hikayesini bir deftere yazıyorum. Oğlum geyik muhabbeti yapma ya, zaten canım burnumda. Yahu lafımı kesme de bir dinle. Geçenlerde Avni ile bir film seyrettik. Yani ben seyrettim, o benim yazdıklarımı okudu. Filmin adı Satılı Koca. Filmde Fatma Girik'e miras kalıyor. Avni gibi yani. Fatma Girik'in mirası alabilmesi için ailesi şart koşmuş. Evli olması lazımmış. Oğlum bunun Avni'yle ne ilgisi var? Yahu Avni kopya çekti diyorum, anlasana. Kime diyorum? Nasıl yani? Avni size oyun oynuyor. Miras falan palavra. Sülbiye ile evlenmek için böyle bir senaryo uydurdu. Yok yok yok. Bu hafıza kaybı sana yaramamış Bacanak. Vay alçak vay. Avni Bey'e bakmıştım. Birazdan gelin, niye soruyorsun? Ona bir mektubum vardı da. Bekle, neredeyse gelir. Ama benim acil işlerim var, gideceğim. Veririz veririz, bırak bana, ben birinci azay, ver. He. Tamam. Bana bak, bu kafa kağıdı bana sormayacak mı? Yok gerek yok, hadi iyi günler. Hey, hey, Ercep. He. Sen demin motor dedin. He. Nerede bu motor? Benim evde. Yürü. Nereye? Oğlum bir filmde biz çevirelim Ercep. Dedektif filmi. Başrolde ben oynayacağım ama. Tamam hadi yürü. Benim motorum sarı Bacana. Babacım şimdi bak. Dükkan kirası 500 TL. Tamam iyi, 500. Yani para soru değil babacım. Heh. Sen bak oralarını dert etme yani. Tamam. Tamam mı? Tamam. Şimdi mesela raflar çok eski. Çok eskimiş çünkü. Raflar 1000 TL. Ya bu adam bakkaldan gazoz armasını bilmez. Doğru. Nasıl bakkallık edecek? Tamam. Öğrenir. Bak bunlar azmettiler, satranç oynamayı öğrendiler. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Sıkıldık vallahi. Taşları diz otur bak. Böyle oyun mu olur ya? Ben ne yapacağım şimdi? Sıkıldıysanız dağıtın, bir daha dizin. Tadı öyle çıkıyor. O zaman babacığım, masraflar hariç 5000 TL ayda karımız var. Saflasın be, kandırma adamı lan. Köy yerinde bir senede yapamaz o cüreyi. Al işte. İşine dört elle sarılırsan olur. Niye olmasın? Tabii ya. Bana bak, iflas edince hücceden gidip dört kol diye binmek de var, biliyorsun değil mi? He? Ben varken babam iflas etmez. Gerekirse bütün servetimi harcarım onun için. Ya bu bakkal niye devrediyormuş diye öğrenseydiniz. Ne olacak? Burada herkes kendi işini kendi görüyor. Yiyeceğini kendi yapıyor. İneğini kendi sağıyor. Yoğurdunu kendi mayalıyor. Peynirini kendi yapıyor. Zeytinini topluyor, yağını sabunlu yapıyor. Ne alacak bakkaldan? Sorarım size. Bana bak, pek dost değiliz ama yine de acı söyleyeyim. Bu çoluğa çocuğa ciklet satmakla para kazanamazsın. Vallahi Kezban dükkanı kafana yıkar. Babacığım sen moralini bozma. Kıskanıyorlar seni, cahiller.
Ya doğru, dedikleri de var. Kezban tasdik edecek mi acaba? Bak şimdi, ben söyleyeceğim de olmaz diyecek ha? Hadi gel gidelim, anlatalım istersen. Hadi gel beraber gidelim ha. Gel. Gidelim hadi. Hadi Eginler. Oynayın. Hadi. Hadi şu hamleyi şöyle. Teşekkür ederim. Harika bir yemekti. Beni kırmayıp geldiğin için asıl ben teşekkür ederim. Bunu sık sık tekrarlayalım. Sen nasıl istersen. Ne oldu? Tanıdık birine rastlar mıyız diye bakıyorum. Görüp de anama yetiştirirlerse yanarım vallahi. Burada ayrılalım istersen. Sana laf gelmesini istemem. Ayrı ayrı gidelim, ne dersin? Çok düşüncelisin. E hadi ben kaçtım o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Çıkayım dedim. He, ben de yedim. Allah Allah. İster inan ister inanma, sana yalan borcun mu var? Hayır, para borcun var. Tam 5 lira. Sen kafayı mı yedin? Niye durup dururken sana para veriyormuşum? Gördüklerimi anneme söylememem için. Blöf yapma, tutturamazsın. Doktorla seni gördüm. Elleriyle besliyordu seni. Bana bak, sen uykunu alamadın galiba. Ayakta rüya falan mı görüyorsun? İnkar etme, ispatlayabilirim. Elimde kesin kanıtlar var. Neymiş onlar? Arkadaşımın cep telefonuyla çekilmiş resimler. Baştan çıkarıp verseydim 5 lirayı kabul edecektim. Şimdi 10 oldu. Fotoğraf başına 5 lira. Al şunu. Çabuk bana o cep telefonunu getir. Bütün resimleri sileceğim. Ya ne telefonu ya? Blöf yaptım, tuttu. Gel buraya bacaksın. Gel buraya. Değil mi? Ama çalışmıyor. Eğer bir çalışsın, Hacer'im bunu atıp kaçıracağım. Aman! Bak 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 sen! Bana şapka da almış. Hem de gözlüklü. Aha! Gözlüklü şapkayı da... Aman! Bacanak nasıl? Aman! Gözümün önünü göremiyor bacanak! Bacanak! Çıkmıyor bu! Ders şunu! Ah. Şapkalı gözlük, aman! Aa, bak, bak, bu, bak! Bu, benzin var mı ki? Bacana! Aman! Anahtarı da yok! Ne bu böyle? Cemal'in matematik ödevi mi? Yok Kezban yenge, Salim amca ile benim fizibilite çalışmam. Çok şuraya dikkatli bir çalışma olmuş. Evet. 3+8=15 ettiğine ilk defa şahit oluyorum. Sürçü rakam ettikse affola Kezban. Hesap makinemiz yoktu. Kafadan yaptım. Salim, daha toplama yapmayı beceremiyorsun. Nasıl ticaret yapacaksın ha? Yapar yapar. O doğuştan tüccar. Müteşebbis ruhlu. Yaratıcı. Vallahi fırsat derseler holding bile yönetir ya. Hadi oradan. 5 kişilik haneyi yönetemiyor. Nereden holding yönetiyormuş? Bırakmıyorsun ki içimdeki cevheri ortaya dökeyim. Sen cevheri mücevheri boş ver de. Avniye dua et Salim. Para pul yok. Neyine güvenerek bakkal dükkanı açmaya kalkıyorsun he? Ben Avni'ye güveniyorum. Niye? Avni senin babanın oğlu mu? Yok. Yok ama ben onun oğlu olacağım inşallah. Sermayeyi o koyuyor. Ben de işi kuruyorum. Olmaz öyle şey. Kimsenin parasını pulunu istemem ben. Ya borç olarak veriyor. Yani. Kazandıkça ödeyeceğim. Ya Salim amca, istersen ödeme bile yani. İlin adamından para istemeye utanmıyor mu Salim? Bak şimdi gücendim Kezban yenge. Ben yabancı mıyım Allah'ını seversen? Bugüne bugün aileden sayılırım. Sen sus şimdi. Sen konuş.
De bakalım Salim. Madem çalışmak istiyordun, niye şimdiye kadar kahvede nöbet tuttun, he? Haklısın. Tembellik ettim. Ama canıma yetti artık. Artık çalışmak istiyorum. O zaman gel bizim imalathaneye. Ne? Paketlemede çalış, nakliyede çalış. Ne bileyim canım, bir sürü iş var. Ama orada patron sensin. Yani. Yani değil mi? Anlaşıldı. Havada bulut, sen bakkalı unut. Ama şekerim. Sus! Unut dedim. Bakkal bakkal yok, tamam. Ama Kezban'ım. Kez! Ama Kezban yenge, biz o bakkalı alırsak Salim amca boş gezmez. Tabii ya. Sözlüm. Ne o sözlüm? Küs müyüz? Ya git başımdan ya. İstanbul'a giderken senden izin almadım diye bozuldun değil mi? Ya git ya git. İstanbul'a git, Avrupa'ya git, Afrika'ya git. Bir daha da dönme. Ay bu kadar kızacağını tahmin etmedim. Ama sana söz, evlendikten sonra izin almadan şuradan şuraya adım atmayacağım. Ne evlenmesi ya, ne evlenmesi? Bak bakayım benim alnımda ne yazıyor. Hiçbir şey. Hiçbir şey öyle değil mi? Benim fırsatçılarla işim olmaz. Anamla birlik olup bana oyun oynadınız. Ama bitti. Maymun gözünü açtı. Hadi şimdi bırak peşimi. Bir daha da sözlüm mözlüm diye bana vızıldanıp durma. Aa, sözü bozuyor musun? Evet. Ama ben ne yaparım şimdi? Bilmem. Üç kağıtçı Avniciğin'le numara da çeviremezsin artık. Çünkü birazdan ölecek. Aa, niye üç kağıtçı dedi? Numara çeviremezsin dedi. Peki bu bunları nasıl bildi? Hatırlıyor. Aa, Hamide Hanım! Sen benim çalışma hürriyetimi elimden alamazsın Kezban. Böyle kafa tutmaya devam edersen soluğu mahkemede alırım. Boşarım seni, hepten hürriyetini eline alırsın. Aha. Tehditlerin beni yıldıramaz. Bak hala konuşuyor. Bundan sonra böyle. Doğru. İşine gelirse. Avni'nin yanında atıp tutuyorsun. Bakalım akşama nasıl eve geleceksin. Kezban'ım, gel şu işi tatlıya bağlayalım. Allah Allah. Güzellikle olsun istiyorum yani ha. Ben istemiyorum. İşte o kadar. Bu konu kapanmıştır. Yettin artık ha. Çekil abi şuradan. Oo. He, önemli değil. Aile arasında olur böyle şeyler. Kes sesini. Bir şey söyleyebilir miyim? Düşünüyorum. Bakkal işini mi? Akşama Salim'e ne ceza vereceğimi. Of. Sanki karşısında çocuk var. Olmazmış. Niye olmazmış? Benim o bakkaldan neyim eksik sanki? Salim amca. Ne var? Avni'yi gördün mü? He, gördüm. Nerede, kahvede mi? Hayır, muhtarlıkta. Buna ne oluyor ya? Allah Allah. Deli midir nedir bunlar ya? Ya etme eleme Kezban yenge. Salim amca çok iyi bir iş adamı olacak. Olur olmaz, sana mı kaldı? He? Vallahi ben onun her bir şeyine kefilim. Bana bak abi. Sen sana miras kaldı diye böyle gek gek gelin. Etrafı para saç. Ne istersen yap. Ama biz senden para pul istemiyoruz, bunu bil. Aşk olsun be Kezban yengeciğim. Ben senin damadın olmayacak mıyım? Bana evladım demeyeceksin mi? Dur bakalım. Kendi kendine gelin güvey olma. Ben sana sülbeyi verdim dedim mi? Hoppala. Bana vermeyeceğin de kime vereceksin? Benden daha varlıklı biri var mı koskocaman köyde? Servetine güvenme bir kıvılcım yeter. Güzelliğine güvenme bir sivilce yeter demişler. Ne alaka şimdi? Bir tane sivilcem yok. Cildim pırıl pırıl benim bir kere. Anne, senin beynin de yokmuş. Sülbiye haklıymış. Senden koca olmaz. Hadi yallah, hadi. Ama benimle evlenirse kraliçeler gibi yaşayacak. Yatlar, katlar, yatılı hizmetçiler, terciler, mücevherler. İstemez. Hadi güle güle. Hadi yallah. Ya Kezban yenge yapma bak. Sülbiye'nin geleceğini anlama lütfen ama ya. Oh. Sülbiye'nin geleceğini düşünmek sana mı kaldı lan? Sana ne lan? Bu ne lan? Miras falan kalmadı sana. Sahtekar herif. O mektubu sen yazdın. Ana. Anladın demek. Oyun da oğlum oyun. Oyun da ha. Bıkmadın mı lan oyun oynamaktan ha? Bıkmadım lan. Sülbiye ile aramıza girmekten bıkmadın mı ha? Hayatımızla oynuyorsun lan sen bizim. Sana bakmadım. Hayatlar az geldi galiba ha? Az geldi.
Sülbe ile aramıza girmekten vazgeç. Biz birbirimizi seviyoruz. Burhan. Hani senin hafızan kayıptı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.